Değerli öğretmenlerim merhaba. Bugünkü konumuz çevrimiçi proje yazılımları. Biliyorsunuz ki Evri Hocam sizlerle bir projenin nasıl yürütüleceği konusunda çeşitli bilgiler paylaştı. Aslında biz bir projeyi yürütürken kağıt üzerinde tasarım diyeceğim ama lafın gelişi böyle söyleyeceğim. Çoğu şeyi artık dijital ortamda gerçekleştiriyoruz ama zihnen planladığımızı düşünelim. Bunun bir ekip çalışması olduğunu unutmayalım. Bu projenin planlanmış halini yürütmeye koyduğumuz zaman, diyelim ki projemiz kabul edildi. Kendi proje ekibimizde çok sayıda kişiyle, bu kişi sayısı bazen sınırlı olabilir ama bazen sayısı artabilir, onu geçebilir. Ve yurt dışındaki diğer ortaklarımızla veya Türkiye'deki diğer ortaklarımızla çalışıyoruz. Bazen 6 aylık projeler yapıyoruz, bazen çok uzun soluklu 3 yıla kadar çıkan projeler yapabiliriz. Ve bu süre uzadığı zaman biz hiçbir zaman unutmuyormuşuz gibi gelecek bize yaptığımız işlemler. Kimlerin ne işi yapacağı, ne kadar harcama yapacağımızı unutmayacakmışız gibi geliyor. Ama işin gerçeği bu değil. Ayrıca projemiz bittikten sonra da biz o projeden sorumlu olmaya devam ediyoruz. O projeyi bitirdik, kenara kaldırdık, olmayacak. Neden? Çünkü gerektiğinde denetimlere tabi tutulabiliriz. Mesela Avrupa Birliği projelerinde proje bittikten sonraki 5 yıl içerisinde denetim sağlanabilir ve sizden tekrar evraklar istenebilir. Proje başlayalı bir 3 yıl olmuş, bitmiş, üzerine 5. yıla doğru gelmişsiniz. Bu kadar zaman içerisinde hatırlamamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bazı şeyleri not etmemiz, bir yerlerde kalması son derece önemli. Peki o zaman ne yapalım biz, bu süreci nasıl işletelim derseniz, proje yazılımlarından yararlanabiliriz. Hangi proje yazılımları bizim işimizi görür? Artık yavaş yavaş her şey çevrim içi ortamına taşındığı için çevrim içi ortamda çalışanlar, işte mobil application'ları, aplikasyonları, uygulamaları olan yazılımlar bizim işimizi rahatlıkla görecektir. Microsoft'un kendi MS Project yazılımı var, bundan yararlanabilirsiniz veya başka çevrim içi yazılımlardan da yararlanabilirsiniz. Ben bugün sizlere ActiveCollab'dan bahsedeceğim. ActiveCollab benim aşina olduğum bir yazılım olduğu için tercih ettim işin açıkçası. Daha önceki yıllarda da kullandığım bir yazılım. İstersek masaüstü uygulamasını da indirebiliriz veya internet üzerinden kullanabiliriz. ActiveCollab'ı nasıl kullanacağız? Bunun için giriş yapmamız lazım. Ya yeni bir kullanıcı adı alabiliriz veya hali hazırdaki e-posta adresinizle giriş yapabilirsiniz. Hemen şuradan girişe tıklayayım. Daha önceki adresimi kullandığım için. Benim Google account'umu kullan, Google hesabımı kullan diyeceğim ben ona. Evet, şimdi ActiveCollab'a giriş yaptıktan sonra, burada istersek ismini de değiştirebiliyoruz. Hemen çalışmaya başlatabiliriz. Şuradan Get Start'a tıklıyoruz. Ve bizim e-posta adresimizi veya kendi Gmail adresimizle Google'la devam edebiliyoruz. Giriş yaptık. Eski account'umla devam edebiliyorum. Şimdi en başa geri döndük. ActiveCollab'ı tıkladık. Bakın burada ücretlerini görebiliriz bu arada. Ücretlerinde eğer biz kişisel kullanım için kullanıyorsak herhangi bir ücret ödemiyoruz. Ama diğer başka özelliklerinden yararlanmak istersek maalesef biraz ücret ödememiz gerekiyor. Ama bütün proje yazılımlarında aynı durum var. Şimdi biz buradan hemen ActiveCollab'ımızı başlatalım. İngilizce'de başlayalım dedik. İş adresini istedi. Eski adresimle birlikte devam et dedim. Ve denemeye başlıyoruz. Bu size önceden hazırladığım örnekti. Hazır buradayken bu örneği silelim isterseniz. Silmekle başlayalım. Evet. Bunu çöp kutusuna attım. Kullanmadığım bir proje vardı. Çöp kutusuna attım. Çöp kutusunda da 1 ay kadar kalıyor. Sonra tekrar bulma şansımız var. Biz şimdi bomboş bir alandayız. Bu alanda projemizi tanımlayacağız.
projemizin adı AB proje örneği olsun. Biraz önce istediğim proje örneği gibi. Burada tanımlamasını yapacağız. Biliyorsunuz biz tasarlarken bir tane örnek bir şey yazarız buraya. Hemen onu yazayım. Kopyalayıp yerleştireyim, yapıştırayım. Gördüğünüz bizim. Hemen şöyle burada açıklaması olduğunu düşüneceğiz. Öyle varsayımda bulunduğumuz bir yazı olsun. Bir projemizi oluşturuyoruz. Şimdi bu proje yazılımı sadece akademik projeler olmadığı için şöyle bakıyor. Bu kurumun üyesiyim ben. Ama bir de müşteriler için proje hazırlıyorsak müşterilerimi de buraya tanımlayabilirim diye düşünüyor. Fakat müşteriler projenin her tarafına ulaşmak zorunda değil, kısıtlı imkanlarla görebilirler ama yeni bir şeyler ekleyemezler. O zaman müşteri kısmı, client kısmını yazacağız. Yok eğer kendi kurumumdan birileri ise, projemin bir parçasıysa o zaman buraya eklemem lazım. Mesela kime ekleyelim? Bu benim ek hesabım, ona ekleyelim başka birisiymiş gibi. Ebru hocama ekleyelim. Belki kabul eder davetimizi. Bir de sanki yurt dışından biri varmış gibi birini ekleyelim. Benim Zdenka diye bir arkadaşım vardı başka bir projeden. Ama soyadını tam yapmadım ona davet gitmesin diye. Bu uydurma bir e-posta adresi oldu. Umarım bu isimde biri yoktur. İkide bir de davetiye gönderiyor diyecek bana. Şimdi buradaki ekiplerimizi ekledik. Burada gördüğümüz taç işareti liderini gösterir. Proje lideri olarak da kendimi gösterdim. Şimdi beni projeme al götür dedim. Projeye geldik. Projemde bizim nelerimiz olacak? Bazı görevlerimiz olacak. Ama bu görevleri neyin altında gerçekleştireceğiz? İş paketlerinin altında gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği projelerinden bazıları diyor ki en fazla 5 tane iş paketin olsun ve bunlardan biri mutlaka ve mutlaka proje yönetimi olsun. O zaman hadi gelin burada bu iş paketlerini tanımlayalım. ActiveCollab'da 2 tane yapı var. Biri task list. Aslında biz bu task listleri şey olarak düşünebiliriz. İş paketlerimiz. O zaman iş paketi 1 diyelim. İş paketi 1 diye uzun uzun yazmayın. IP1 proje yönetimi olsun. Görev listeme ekledim. Bu benim asıl iş paketim. Hadi diğerlerine bakalım. Biri iş paketi, biri de proje yönetimi. İş paketi 2 temel, bilimsel temeller olsun. Listesine ekleyeceğim bakın. Hemen. İş paketi 2, bilimsel temeller. Sonra iş paketi 3'e geleceğim. Eğitim sisteminin altyapısının geliştirilmesi olsun. Bunlar tamamen benim hayalimdeki proje, kağıt üzerinde tasarladığım gibi düşünün. Buna da IP3 diyelim. İş paketi 3. Work package 3 eklemiş oldum. Evet. Eklendi. Hemen devam edelim. İş paketi 4. Sanki bu bir eğitim yazılımı geliştirme projesiymiş gibi düşünelim. Önce altyapıyı geliştirdik. Şimdi de ön yüzünün tasarlanmasını yapalım. İş paketi 4 diyelim ona da. Ve sonra iş paketi 5. En son yaygınlaştırma. Yaygınlaştırmaya geldiğimizde de bunu ekleyelim. Biz ister Avrupa Birliği projesi yapalım, ister Sektubitak projeleri yapalım, hangisini yaparsak yapalım, yaygınlaştırma aşamasının çok önemli olduğunu da unutmayalım. Bakın burada yaygınlaştırmayı, orada yanlış yazmışım, buraya kopyalayınca yanlış geldi. Hemen editleyelim, yaygınlaştırma diyerek düzeltelim. Şimdi her bir iş paketimizin alt iş paketleri olacak. O zaman iş paketi, proje yönetimine alt iş paketleri ekleyelim. Nedir bu? Hemen dönüp kopya çekeceğim. Daha önceden hazırlamıştım ben. Proje yönetimi iş paketinin proje genel yönetimi ana görevi olsun. Proje yönetimi, proje genel yönetimi diyelim biz buna. Bütün dönem boyunca devam edecek proje yönetimi boyunca. Burada şunu dikkatinizi çekmek isterim. Ebru Hocam proje yönetimini anlatırken bahsetti size.
Projelerde bir iş bitip diğeri başlar, bir iş bitip diğeri başlar diye bir durum söz konusu değil. Bir iş başlar, devam ederken, süre giderken, iş paketinde çalışırken biz diğer iş paketlerinden biri başlayabilir. Yani iş paketi bir, burada projenin genel yönetimi olduğuna göre projenin başından diyelim ki 36 aylık bir proje, 36. aya kadar devam etmek zorunda. Proje yönetimini kesemiyoruz. O zaman burada bizim yapacağımız şey bu proje genel yönetimi iş paketinin altındaki bu görevin, task'ın ne kadar süreyle devam edeceğini buraya yazmak. MS Project kullanıyor olsaydık başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirdik. Aktif kolab, ben hep sınırlısını kullandığım için bilmiyor olabilirim. Belki satın alındığında olanak sağlıyor olabilir ama şu haliyle sadece bize ne yazık ki bitme tarihini belirleme şansı veriyor. Ne zamana kadar tamamlayalım biz bunu? 3 yıl olduğu için 3 yıl yazmamız lazım. Ben şimdi 3 yılı burada seçmekle uğraşmayacağım için yılın başına kadar, bir sonraki yılın başına kadar diye seçeyim isterseniz. İşte 31 Ocağı kadar bizim bunu tamamlamamız gerekiyor. Kime esayin edeceğim? Kimi görevlendireceğim? Bu işin asıl sorumlusu kim? Tabii ki tek kişinin çalışma şansı yok. Ebru Hocam'dan proje yönetimini rica edebiliriz bence. Ebru Hocam'ı görevlendirdik. Biliyor ki Ebru Hocam bu işte görevlendirilmiş oldu. Yüksek öncelikli diye de işaretleyebiliriz. Ve bunu biraz önce bahsetmiştim. Müşteri yapısı olsaydı müşterilerden bunu gizle diye de şuradaki işareti seçebilirdim. Proje yönetimiyle ilgili burada genel bir tanımlama yapabiliriz. Buraya dosyalar ekleyebiliriz. Ve de kimler sorumlu? Ana kişi kimdi? Ebru Hoca'ya biz bunu, ana sorumlusu Ebru Hoca demiştik. Ama Ebru Hoca'nın dışında başka kimler çalışsın burada? Mesela ben çalışayım veya benim hani kopya bir tane daha adresim var diye onu da ekleyelim. Bu görevleri eklemiş olalım. Başka ne yapabiliriz burada? Bu etiketlendirmelerden faydalanabiliriz. Nedir etiketlendirme? İşte birine görev verildi. Bu yapılan iş onaylandı. Hala çalışmaya devam ediyor. İşi bitti, tekrar açıldı, kopyalandı gibi. Buradan uygun etiketi seçme şansımız da var. Bu haliyle bu görevi ekleyelim. Şimdi başka ne işimiz var bizim? Finans yönetimimiz var, proje yönetiminin altında. O zaman finans yönetiminden bahsedelim. Hemen finans yönetimini ekleyelim buraya. Ebru Hocam da proje yönetiminin hepsi oradaydı. Zaten finans yönetimi deyince projelerde bizim aklımıza hep Ebru Hoca gelir. Dolayısıyla da buradan ona selamlarım olsun. Finans yönetimi dediğimiz zaman direkt onu ekleyelim bu görevden. Yanına da beni yardımcı olarak alacaktır yine. Bakalım subscriber'da ben geçiyorum. Ama belki buraya Zdenka'yı da eklemiş olalım. Başka bir kişi daha bize dahil olmuş olsun. Ne zamana kadar yapacağız bunu? Finans yönetimi projenin sonuna kadar devam edecektir. O zaman yine 31'ine kadar süreceğini düşünerek hemen 31 Ocağı işaretlemiş olalım. Bu görevi de ekledik. Şimdi başka ne ekleyeceğiz buraya alt görevlerimizde? Risk yönetimi. Bilerek de tek tek eklemeye çalışıyorum ki bunları gözümüzün önünden geçirelim. Biz bir projede başka neler yapıyoruz, nelerden bahsetmemiz gerekiyor. Yine tanımlamasını yaptık. Risk yönetiminde bu sefer serçin olmasın. Serçinleri kaldıralım. Kime tanımlanmıştı görevlisi? Ebru Hoca'ydı. Zdenka kalsın. Acaba bunu değiştirsek fark eder mi? Serçin yapsak olur mu? Diğerleri de değişecek mi? Kontrol edelim bakalım. Görevi ekledim. Bakın yukarıda proje yönetiminden, finans yönetiminden Ebru Hoca sorumluyken risk yönetiminden Serçin Hoca sorumlu olmuş oldu. Tamam. Başka neyimiz olabilir? Raporlamamız olabilir. Hemen raporlamayı da buraya ekleyelim. Raporlamanın alt adımları da var biliyorsunuz ki. Alt görevlerimiz var. Burada da tanımlamasını yaptık. Yine Serçin'de kalsın artık bu süreci anladık. Raporlamayı ne zamana kadar yapacağız? Proje bitiminden bir ay öncesinde bitirelim bunu isterseniz. O zaman bir önceki aya gelelim. Şöyle devam edelim. Bunu aralığın sonunda teslim edelim. Bütün raporlama süreçlerimiz aralığın sonunda bitmiş olsun. Benim şu anda yaptığım gibi bu böyle zamanda olsun, bu böyle zamanda olsun gibi kararlar vermiyoruz tabii ki. Projenin başlangıcında zaten bunlar bilinmiş oluyor. Biz sadece ve sadece buraya eklemiş oluyoruz. Yalnız benim burada eklemem gereken bir şey daha var.
için baştan belirlemem gerekiyordu. Ben bunun için ne kadar saat harcıyorum? Biliyorsunuz projemizi yapılandırırken aslında ne kadar saatini yapılandırdığımızı da baştan biliyoruz. Diyelim ki 260 saatlik bir proje var. Biz raporlamasına ne kadar saat harcarız? 2 tane ara raporumuz var. 1 tane de sonuç raporumuz var. 2 gün birine belki daha fazla harcamamız lazım. Bu kaç zaman sürecek bir projeyse ona göre değişecektir. Bir tane de sonuç raporumuz olduğunu düşün. 6 gün mü? 6 kere 8, 48 saatini en azından buna harcamız olmamız gerekiyor. Bu arada şunu düşünelim. Serçin Karataş'a bunu esayen ettik. Burada başka kim çalışıyor? Zdenka'da çalışıyor. Toplam bu 48 saati bu iki kişinin hangisinin ne kadar saat çalıştığını da yönetmemiz lazım. Onunla da ilgili daha sonra konuşmamız gerekiyor. Bunu da görevlendirdik. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu raporlamanın altına alt görevler tanımlayalım. O zaman raporlamayı seçiyorum bakın. Raporlamayı seçtikten sonra dedim ki buna bir alt görev tanımlayın. Neydi alt görevimiz? Ara rapor 1. Ekledim. Bir tane daha ara rapor ekliyorum. Onu da ekledim. Bir tane de sonuç raporu ekliyorum. Ve ben bunları eklerken bakın yanında artı işaretleri çıkıyor. Kime atayalım bunu? Ebru hocam güzel yapar. Hadi ondan rica edelim. Onu da bu sonuç raporuna görevlendirmiş olalım. Add a dependency. Yani bir bağımlılık koyalım. Bu şu demek. Görevler var. Bu görevlerden birinin yapılması diğerinin yapılmasına bağlı. Hangisi hangisinin üstünde, hangisi hangisinin altında. Bakın buradan seçebiliyoruz. Proje genel yönetimine bağlı olarak biz ara raporu yapıyoruz. O zaman proje genel yönetimini ana görev olarak seçelim. Bunun alt çocuk görevi diye tanımlayabiliriz. Çocuk görevi olarak neyi ekleyebiliriz mesela? Risk yönetimini de bununla ilişkilendirebiliriz. Biz bunu raporlaştırma sürecinde kullanacağız diyoruz. Ayrıca da bununla ilgili bir tartışma konusu yazabiliriz. Tartışmayı belirleyebiliriz, ekleyebiliriz. Ha, buraya geldik. Ne kadar sürdü? Ne kadar para harcadık? İlk projemizi kurarken de biz aslında paramızı ne kadar olduğunu yazabilirdik. Ne kadar harcama yaptığımız, bakın burada girebiliyoruz. Eğer bununla ilgili bir fiyatlandırmamız varsa onu ekliyoruz. Hatırlatmamız varsa onu da buraya eklememiz lazım. Ekledik mi? Buradaki her şeyimiz tamamsa kapatalım. Bakın raporlamanın altında birbiriyle ilişkili iki tane görevimiz olduğunu görüyoruz. Burada bağımlı olduğumuz görevlerimiz var. İşaretledik buraya. Hadi şimdi projemize geri dönelim. Biraz önce söyledim ya, projemizi düzenleyelim. Düzenlerken diyelim ki ne yazık ki bu Amerikan dolarıyla çalışıyor. Değiştirme şansımız var mı? Çok emin değilim. Çünkü son halini kullanamadığımız için bilmiyorum. Ama biz bunu Amerikan doları değil de Avrupa Birliği projesi olarak düşünüp uyduracağım bir meblağ yazacağım buraya şimdi. Tamamen tesadüfi olarak yazdım. Ve bizim buradaki projedeki bunlar acaba ücretlendiriliyor mu, fiş alınabiliyor mu? Dönüp bakmamız lazım. Şimdi projemizi birazcık yapılandırdık aslına bakarsanız. Öyle değil mi? Projeyi güncellesi. Neye dönüp bakalım? Üzerimdeki işler neler? Benim çalışmalarım neler? Bakın benim üzerimde 2 tane görev var. 2 tane görev tanımlamışım. Hangi etkinlikleri yapmışım ben burada? Bu bir eş zamanlı çalışan bir proje olduğu için Ebru hocam dahil olsaydı o da oradan diğer yönetimde yapılması gerekenleri ekleseydi buradaki görevlerde sadece benim adım değil diğer çalışanların da görevlerini hangi etkinlikleri yaptığını takip etme şansımız olacaktı. Bir burada bizim takvimimiz var ve takvimde hangi tarihte nelerin yapılması gerektiğini görebiliyoruz. Şu anda Haziran'dayız. Bakın diğer aylara doğru gidelim. Hatırlarsanız Aralık ayına bir şey yazmıştık. Ben öyle hatırlıyorum. Raporlamayı burada bitirecekmişiz. Bakın takvimden takip etme şansım var. Sonra ne yapıyoruz? İşte risk yönetimi, finansal yönetim, proje yönetimi de burada tamamlıyoruz. Kimler çalışıyor burada? Ebru Kılıç Çakmak çalışıyor. Serçin Karataş çalışıyor. İşte Zdenka çalışıyor. Başka insanlar çalışıyor. Peki neler, hangi görevleri yapıyor?
alanda çalışıyor, kapasitesi nelerdir, hangi takıma aktarılacak gibi buradan değişiklikler yapma şansımız var. Biraz önce söylemiştim, burada harcamalarımızı görebiliriz. Ve iş yükü. Şimdi biz birine iş yükü tanımlayacağız ama bu iş yükünü neye göre tanımlayalım? Ekibimizdeki herkes ne kadar çalıştı? Kime ne kadar yüklenebiliriz? Bakın burada yazıyor, Ebru Hocam bahsetmişti. Biz bir insanın bir günde 8 saat çalıştığını düşünüyoruz. Ama bunu değiştirme şansımız var mı? Değiştirebiliriz. Daha az sayıda çalışabilir, yarım gün çalışabilir. Günlük çalışma saati değişiklik gösterebilir. Ne zamanlar çalışmış, hangi günler iş yapmış? Bakalım şuradan mesela Ebru Hocam'ın çalıştığı günlere, benim çalıştığım günlere. Tabii bu takvimde burada işaretlemediğimiz için göremiyoruz. Ama timesheet'e geçtiğimiz zaman kim nerede ne kadar çalışmış? Ebru Hocam mesela ayın 16'sında çalışmış mı? Serçin Karataş burada çalışmış mı? Şimdi buranın kullanıcısı ben olduğum için ben burada çalışmış mıyım? Projenin içerisinde bakabiliyoruz hangi günlerde neler yapılmış. 13'ünde bir şey var. Hemen gidelim 13'üne bakalım. 13'ünde ne yapılmış? Gidip onu işaretleyebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Ve sonuçta kim ne kadar çalışmış, ne kadar ücret alacak, bu projede ne kadar harcamış, daha ne kadar harcamamız gerekli, bakıp kontrol etme şansımız oluyor. Böylece projeye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabiliyoruz. Bu tür proje yazılımlarının en güzel özelliklerinden bir tanesi de raporlamaları. Bu raporlamalarda tek tek kullanıcı bazında, görevler bazında, harcamalarımız bazında, kazanımlarımız bazında da kontroller yapma şansımız var. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Farklı çevrimiçi yazılımlarının farklı özellikleri olduğunu bilerek ama en azından bir tanesini kullanarak projelerimizi yürütmemizde fayda var. Proje yönetim yazılımları gerek kurumsal olarak kullanılsın, gerek projelerde olsun. Öncelikle çok zorlanılır. İnsanlar kullanmak istemezler ama kullanıp faydasını gördükten sonra da vazgeçemezler. Dolayısıyla kullanmanız dileğiyle bugünkü eğitime son verip hoşça kalın diyorum. Başka bir eğitimde görüşmek üzere deyip buradan ayrılıyorum. Çok teşekkür ederim.